Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu ders değildi benim planım ama Yusuf. Kaderdi. Mutezile ve Cebriye ve Ehl-i Sünnet mukayesesi yapacaktım. Işaltıcaz'daki veciz ama madem gündem de bu, külliyat ne diyor? Ders Ayasofya. Telefonu kapattınız değil mi? Ben de külliyatta toplanmış Ayasofya dersini yapacağım. Yani külliyatta ne demiş? Şunu bir kapatayım. Mustafa, hatırladığın şey varsa şey yapabilirsiniz böyle. Efendim, hatırladın veya noktayı nazar olursa aynı kabul ederiz böyle. Ben şimdi bir açayım toplamayı. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Ayasofya bir bina olarak düşünmeyin tabii, onu hep diyorum böyle. Kabe'yi de bir bina olarak düşünmeyin. Ona yüklenen anlam ve mana, o bir tabir, kelam gibi. O bir alanı değil, bir manayı temsil ediyor. Orası da tesadüfen olmamış o mekan. Oraya bir unvan ve alamet olmuş. Nasıl ki Kabe deyince dört duvar siyah bir taş değil. Öyle anlarsa şaft işte Hacer-ül Esved olarak vesaire, yani yapılan şeylerle hacı ona yüklerse bu sureti çok nakıs olur. Şimdi ona bakayım neyi yüklemiş ustad. Ayasofya zeminin yüzünde çakılmış mismar hükmünde bir şairdir. Ayasofya'nın lügatını çok hoşuma gitti. Kasım ne demişti? Ne diyor? İlani hikmet. İlani hikmet. Lügat manası. O kime nispet edilmiş? O da ilgimi çekti. Sıra İsa Aleyhisselam'ın ünvanı mıymış? Yani onları da rencide etmemek için. 234 müydü Emirdağ? 2. 36. 36. Bir kısım Hristiyanları da memnun etmek için Ayasofya'nın açılmasını söylüyor. Hristiyan devletleri. Devlet hoşuna gidecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir vasfıdır. Vasfı. Ayasofya. Evet. Peki neydi? İbadethaneydi. İbadethane hangisi olursa olsun, müze olmasın, onları da rahatsız ediyor. Hristiyanların hakiki ruhanilerini de rahatsız ediyor. Hangisi? Müze olması. Zaten Fransız bir Hristiyan yazar şey yapmış yani, camiye olması tasvip etmiş, ama olması lazım demiş. Evet ya. İbadethane olması lazım demiş. Bunun için olmuş. Şimdi içerisini dolduralım şimdi bu akşam. 11 sayfa külliyattan toplanmış. Birkaç sayfa okusam yeter bana. Ayasofya hakkında ustad ne demiş? Ayasofya zeminin yüzünde çakılmış mismar hükmünde bir şairdir. Mismar? Ha? Çivi. Yani farklı parçaları bir araya getiren. Ben hemen açılayım. 7 tane hakikatin unvanıdır. 7 tane boyut var zaten. Bir bulutlarda böyle şimşek olur ya, öyle şirare. 2. Depremde fay hatları olur öyle. İnsanda manevi alemlerin bir merkezi olur. İşte fay hattının bir merkezi olur. Bulutlarda bir şimşek böyle gider, kanal olur. Onların bir merkezi olur. İnsanın manevi aleminde bir kalp olur. Ayasofya'da o 7 tane unvanın, hakikatin içine, üstüne çakılmış bir mismar. Çivi. Yani binanın kendisi değil, bina çividir. Onu tutuyor.
şimdi ne demek içinde olacak? Bir zat, bir zatı gördüm ki, bunu ortadan kaldıracak, bir tanesi bu. Bir zatı gördüm ki, yeis ile müptela. Ümitsiz, ya bizden bir şey olmaz. Yok canım, biz, yok canım, yapamayız ya. Avrupa, Avrupa vesaire. Yeis ile müptela, bedbinlikle hastaydı. Dedi, ulema azaldı. Kemiyet, keyfiyeti, korkarız. Dinimiz sönecek de bir zaman. Yani cemiyet o kadar hani ağızlarında almışlar ya toplumda böyle Müslümanlar. Bittik canım der, bir şey kalmadık ya baksana. O kadar acayip, acayip bozulma var ki. Bir şey olmaz canım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ta kendisi çıkmadan, peygamber olmadan önceki hali mümkün değil. Yani bambaşka bir hal. Yani demek ki toplumun sistemini değiştiren, inkılaba uğratan çok insan değil. O şey oluyor, fetret oluyor. Toplumun sistemini, gidişatını değiştiren birkaç kişi oluyor. Peygamberler, asıl imamlar. Öyle kemiyet, keyfiyete diyor. Yani sayı diyor, ulema azaldı. Oh. Kemiyet, keyfiyeti. Yani ulemanın kalitesi olmayacak, sureti olacak ulema. Hoca diyeceksin, bir bakarsın zalime tarafta. Ondan sonra devam ediyor. Korkarız bu adamları da görünce, hani televizyon ekranlarında görüyoruz ya. Bir bakıyoruz ki kafirin yanında, bir bakıyoruz Müslümanların yanında. Korkarız diyor, dinimiz sönecek de bir zaman. Değişti değil mi? Kemiyet, keyfiyet. Kalite almayacak deniliyor. Dedim, ustad cevap veriyor. Öyle diyor bunu. Ulema söylüyor bu soruyu. Şimdi ustad bakayım ne diyor. Nasıl ki kainat söndürülmezse imani İslam'ı da sönemez. Yani İslam'ın imanı da sönemez. Yani bittik falan şey. Yok, öyle bir şey yok diyor. Devam ediyor. Öyle de niye sönmeyecek? Bunun sebepleri yok mu yani? İslam geleneği, geçmişini geleceğe taşıyan şair deniliyor. Yani mesela başörtü, sarık, yani sakal demiyorum. Şairdir ama şeyden değil, am değil. Çünkü Charles Darwin de benim dedemden daha sakallıydı. Onun için sakal olduğu zaman derler ya, çok sorulduğu için söyleyeyim. Rahmani mi diye sorar. Yani ama sarık olsa Rahmani demezler. Çünkü küfrün yok onun. Yani bir şeyin iki zıt kullanmıyor. Sakalı kafir de kullanıyor, Müslüman da kullanıyor. Sakalı kullanmaz. Tesettürü sarık kullanmaz. Sarık, ben ne dedim? Sakal dedim ben. Sarığı kullanmaz. Ustad şeyde Bulgar şeyine sorsan diyor. Sarık sarar mısın? Ölürüm sarmam. Ama Bulgar sakal bırakmış. Yani şairdir sakal ama am değil. Yani zıttı var. Şimdi İslam'ın örf, adet, anane ve geleceğini, geleneğini geçmişten geleceğe taşıyan ne? Bir, tek tük insanlar. Bir de şair. Şair mesela minare, sarık, tesettür. Mesela Kur'an'ı kıraat, bunlar sanki donmuş geçmiş minare, bir bina, mesela Ayasofya, donmuş bir gelenek var orada, bir geçmiş var. Başka bir ruh var, ruh. Herkes hisseder bunu. Kafire öyle diyor rivayette, kafire azap olur diyor Ceccadisinde, Müslümanlara güven olur diyor. Bunu mesela Van Minit'te gördük. Hani Cehça bir nara atar diyor. Sanki ben söyledim bunu. Adamlar itiraz ediyor. Burada Müslüman ha. Cehça at diyor. Mehdi'den önce gelecek zat diyor. Bir nara atar diyor. Dünya duyar diyor. Nasıl duyacak yani? Bu o zaman söylenecek şey mi ya? Arabistan'da söylüyorsun onu. Nasıl duyacak? Safa ve Merve arasında da öyle ezan oku diyor. Ezan oku İbrahim Aleyhisselam, ya ben dünya için kim duyacak ya Rabbi diyor. Vadi ya. Kim duyacak? Ben duyuracağım diyor.
hem de asırlarca duyuyoruz, değil mi? İşte nara tarlıyor. Bu naradan Müslümanlar o zaman diyor, güven gelir. Kafirlere tamam, beklenilen durum geldi. Korku salar diyor. Allah şimşek gibi kalpleri korku salıyor. Müslümanlara güven veriyor. Bu şair, hamiyeti milliye, hamiyeti diniye, hamiyeti İslamiye bu. Onu tanımlayan unutulur, kaybolur. Onu bir alamet ünvanı olur. O da şairdir yani, simgedir. Ayasofya gibi, Fatih gibi. Adamlar mesela gelip hemen şairi yok ettiler, mezar taşları. O kadar mühim ki, hani biraz konuşuyoruz fazla ama mühim olduğu için, o kadar şair mühim ki, İmam Şafii diyor ki, bir memleket darül harp iken Müslüman fethetse, oraya İslam mezarlığı olsa, sonra tekrar orası İslam'dan çıksa, mezar taşları duruyor mu orada İslam? Orası darül harp denilmez. Darül ridde yani reddedilmiş oluyor. Ama darül harp değil. Bir mezar taşı, bir dini, bir ibadethane bile değil. Mezar taşı yani. Darül harp olmasına müsaade etmiyorsa. Demek ki örf, anane, gelenek, kültürü nesilden nesile nakleden simge, sembol, şairdir. O da diyor, zeminin üzerine diyoruz ustad, misbar gibi, çivi gibi, sen sattın çivi gibi, büyük çivilerin, çakmak gibidir diyor. O manayı oraya çakıyormuş. Onlarda bir tanesi, Kabe, Mescid-i Aksa, Ayasofya ve diğer minarelerde. Bak diyor ki adam, ya ulema, keyfiyeti kalmadı, kalitesi yok. İlmi var. Sönecek diyor. Hayır korkma diyor usta. Niye? Nasıl ki kainat söndürülmezse imani İslam da sönemez. Öyle de zeminin yüzünde çakılmış misbar hükmünde, zeminin yüzünde böyle çakılmış büyük çiviler gibi her an olan İslami şair, yani İslami şairler varken ulema da olmasa diyor, İslam gene devam eder diyor ulemasız. Şuraya bak ya. Çok tuhaf. İslam sönecek, sebebi diyor, kalite düşecek, soruyorlar ulema. Ahir zaman fitnesi olacak diyor. Fitne ne olacak? Ulema bozulmadıkça millet bozulmaz diyor rivayet hadis. Yani bir milletin uleması, alimleri bozulmadıkça o millet bozulmaz diyor. Ahir zaman fitnesi olacağına göre ilk önce ulema bozulacak. Bunu soruyor ustada. Ulema bozulacak, ahir zaman olsun. Ulema bozuldu, İslam'a sönecek. Hayır diyor, İslamiyeti geçmişi geleceğe taşıyan alimler yoksa. Bunlarda başka kim var ki? İşte onlardan en mühimlerinden bir tanesi de zeminin yüzünde alim dahi olmasa çakılmış mismarlar hükmünde her an olan İslami şair. İslami örf adeti, geleneği, kültürünü, ilmini nakleden alametler. Bunlar bu dini minarat. Bunlar ne işe yarıyor? Dini minarat. İlahi mabet, yani minareler, mabetler, şairi maallim, yani ilmi, hemen ilmi hatırlatan alametler. Mesela alimlerin şeyleri, simasından tut şeye kadar. Mesela hakikaten alimi değil mi? Mesela televizyonda ölçü değil. Çünkü onlar vitrin insanlar olduğu için, hocası da dahil, ben çok iyi bildiğimden bir söylüyorum, şey kullanıyorlar, boya kullanıyorlar. Boya, çünkü bir tanesi sordu bana bu caiz midir diye, iyi bir konuşmacı. Ben ona dedim ki, boya kullanacağına gece teheccüde kalk, siman, boya kullanmana gerek kalmaz. teheccüde kalk. Ondan sonra bir şey demedim, kalkıyorum diye. Hemen teheccüde kalkan, namaz kılan, hele hele kalkmasa, kitap okuyan hemen belli edersin toplumda. Hemen belli edersin. Hafif biraz böyle kafan çalışıyorsa. Demek ki şairler neymiş? Dini minarat, minareler, mabetler, şair-i malim,
İtfa olmazsa bunlar, hamiyet parlayacak an be ve an. An be an. Yani bunlar ortadan kaldırılmasa ki kalkmamış. Çünkü mutlaka o ruh var orada o binada, o yerde, o şehirde toplamış. O neşenema bulacak, gizlense bile. Onlar bağırıyormuş, an be an. Hani alimler bazen konuşur, şair her zaman konuşur. Gece git lamba tut minareye, camiye. Sonra yine konuşuyor. Ama alimi yatağından kaldırman lazım. Şair devamlı konuşuyor, an be an. Her bir mabet bir muallim olmuş, tabi ile, teba ile ders verir. Yani her bir mabet bir şair olmuş ama teba ile, geçmiş geleneğini temsil ediyor. Mesela adam geldi, çağ açıp çaka kapatan Fatih. Şimdi bu kadar metiyesine mazhar olmak için fetihler olmuş olmamış değil mi Kasım? Bu adam fethettikten sonra kılıcımın şeyi diyor karşılığı yadıyar. Ne yaptı? Arsa alması lazım, ticaret anası yapması lazım, tonlarca altın alacaktı. Hiçbir şey almadı. Niye o kılıç dedi? İşte hamiyeti diniye, hamiyeti milliye, hamiyeti İslamiye'ye canlı tutan cihat ruhudur. Ayasofya donmuş, o kılıç yani ben bunun yadigarı olarak Ayasofya'yı yapıyorum diye. Yani bu fetihin geleneğini, bu ruhu geçmişten gelen ecdadım da istedi burayı. Ama bana nasip oldu. Ben bu kadar dağınmış olan manayı insanların zihinlerinde kalmaz. Ben bir şeyi alamet koyayım, hep o bağırsın devamlı. O cihat ruhunu, kılıcımın yadigarı Ayasofya'dır. Yani Ayasofya görünce hemen Fatih anlaşılır, beddua anlaşılıyor. Oysa büyük zatlar beddua etmez. Ne kadar mühim. Allah Resulü de 10 yerde lanet okumuş. Ama Hendek'te dişi kırılmasına ve sebebi olan, ondan sonra Uhud'da bu kadar sıkıntı çıkmış. Hiçbir yerde beddua etmemiş. Ama 10 yerde lanet okumuş. Olur mu? Allah da lanet ediyor. Hatta beddua ediyor, namazda okuyoruz. Tebbete. Ondan sonra lanet olası. Nasıl ölçtü de biçti? Hey lanet olası, bir daha söylüyor Allah. Ama bizim cahil kafamız, hiç yapmaz. Allah da söylüyor, Allah da beddua ediyor. Yani acayip bir şey ya. Onta mesela mezar soyana lanet oluyor. Lut adetine, eşcinselliğe Allah Resulü lanet ediyor. Ya. Ondan sonra bir millet başına kadın geçirirse o millet bir daha iflah olmaz diyor. Allah lanetini indirir diyor. O var oldukça kadın. Her muallim dahi bir ustad olmuştur. Onun lisanı hali eder telkin idiğini, hatasız hem bir nisyan. Yani devamlı hiç ara vermeden, unutmadan, unutmuyor. Alim ya keşke bunu da deseydim vaazında diyebilir ama şair öyle değil. Ayasofya devamlı aynı şeyi der. Herkese eşittir. Çok gariptir ki şair senin anlayışına bırakmıyor. Alimin anlayışına bırakmıyor. Oradaki ruh senin ruhuna göre kopyala yapıştır oluyor. Her bir şair bir hocay danadır. Büyük hocadır. Ruh İslam'ı daim enzara yani nazarlara ders veriyor. Neyi ders veriyor? Ruhu İslam. İslam ruhu. Şimdi adam geldi bu kadar çağ açıp çaka batıp top top döküyor. Bu kadar karadan gemi yırtıyor. Ya gelecek bir kapalı çarşıyı bir yeri alacak da çevirmesi lazım. Bu da benim hakkım, bu da şeyin hakkı. Öyle değil mi ya? Acayip bir şey ya. Bu ne yaptı bu? Bunu bıraktı. Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden korkmuyorlar. Ya ne olacak ya? Cami olsa ne olur? Bir sürü cami var ya. Zaten ki korksalar kendi devletlerine camiye müsaade etmez ya. Yani İstanbul'da namaz kılar mı çoğalacak Ayasofya çok olunca? Yok. Kılan kılacak, kılmayan kılmayacak. Camide mi korkuyorlar ki adedi çoğaldı? İngilizler demiş ya 100 tane istediğiniz yerde
Bana söyleyin demiş İngiliz yazar. O kamera şeyinde ya, milletvekili. Bana kendini söyleyeceğiniz yer 100 yer. Aynı böyle bir 10 tane dedim. Ayasofya gibi 10 tane, 100 tane bina yapalım cami. Ama bundan vazgeçin. Yeni mi? Yok. Epey var. O bir Turgut Özal zamanında oldu. Gene bir. Turgut Özal zamanında gene ustadın talebeleri onlara gitmiş de bunu talep etmiş. Ustadın talebeleri. O da öyle demiş. O da yapacakmış. İngiliz'in şeyini söylemiş öyle. Yani her yerde mesela Müslümanlar, benim Müslüman şey ya böyle, İsrail'i biliyor, Amerika'yı biliyor, Rusya'yı biliyor. Oysa İslam'ın amansız, emansız, ezeli düşmanı İngiliz. Münafık hiç gözükmüyor. Diğerleri kukla ya, Amerika, İsrail kukla. Şaşıracaksınız ama öyle bir zaman gelecek ki belki siz görürsünüz. Amerika, İsrail ortadan kaldırmak için Türkiye'den yardım isteyecek. Şimdi ezberimiz acayip ya böyle, Amerika, İsrail, hayır. Çünkü insanlığın düşmanı. Şu anda korona denilen bu şey suni olduğunu herkes biliyor. Bu ne savaşıdır? Hamiyetli vatanperverlerle globalistler arasındaki savaşın ifadesi bu. Bu korona mı da ilaç mı? Yani derin devlette gözüken Amerika 2'dir, Avrupa 2'dir diyor ustalar. 17. lemada. İsrail şeyde, Rusya'da 2'dir. İsrail tam, bizde 4 mezhep var, onlarda 7 mezhep var. Birbirine o kadar acımasız, amansız düşmanlar ki. Mesela o fotoğraflı olanlar var ya, saçlı olan. Şu anda Siyonistlere düşman ya. Şu anda yönetici var ya, Siyonistlere düşman. Bu arada malumat da veriyorum size ki yani, öyle zahirde gözüktüğü gibi değil yani. Hiçbir şey böyle gözüktüğü gibi işlemiyor. O zaman siyaset olmaz. O zaman mantık olur. Devlet yönetmek mantık olur. Mantıkla yönetiliyor. Bu buysa, bu da buysa, iki tane karpuz, üç tane karpuz da buraya getirsen bu olur. O siyaset olmaz. Siyasetin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Gözüktüğü gibi hiçbirisi değil. Ustad mefte diyor, mefte. Ölüm için diyor ki, sureta gözüktüğü gibi dehşeti değil diyor. Ama baksana mezara giriyor. Değildir diyor. Nasıl olacak? Değildir diyor. Bir daha okuyayım şurayı. Her bir şair bir hocayı danadır. Ruhu İslam'ı daim enzara ders veriyor. Mururu asar ile sebebi istimrari zaman. Yani zaman geçtikçe mururu asar. Yani orada o anlam yüklene yüklene zamanla o oluyor. Yani o yokken o oluyor. Ona dönüşüyor. O mana verile 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 böyle oluyor. Peki o zaman ne oluyor? Güya tecessüm etmiş envar-ı İslamiyet şair içinde. Güya sanki o şair, İslamiyet o alametin içinde. Mesela takke. Yani takke de genel an bir şair değil. Çünkü Yahudiler de takıyor. Onlar da takıyor. Hani topu keserseniz ya yarısı, aynı onlarda da var. Ama sarıkla tesettür kimse de yok. Güya bak tecessüm etmiş, cisimleşmiş envar-ı İslamiyet. İslam'ın nurları nerede? Şair içinde. Yusuf anlaşılıyor değil mi? Güya tasallup etmiş. Tasallup? Musallat. He? Musallat. Yani tasallup, tasallup. Tasallup. Sağlamlaşmış. Zülal-i İslami mabet içinde. İslam'ın o güzel faziletleri o şey içinde. Birer sütun iman onlar şair. Sütun iman. İman sütunu sanki. İman kokuyor buram buram. Güya tecessüt etmiş ahkam-ı İslamiyet malim içinde. Adeta cisimleşmiş. Mabedin içinde, binanın içinde İslamiyet cisimleşmiş. Mesela Kabe. Ben size söyleyeyim. Kabe'nin taşlarını kaldıralım tek tek. Hepsini kaldıra buraya getir. Pazara dikelim.
Kabe olur mu? Kasım tavaf eder misin? Adettin. Hacı olur musun? Pazarda Kabe'yi diksek. O Kabe'yi. Aynı taşı ya. Dozerle de o toprağını da kaldıralım. Komple ya 100 metrekarelik o toprağı da kaldıralım, pazara koyalım. Hacı olur mu? Amud-i Nurani değil ki. Amud-i Nurani, şöyle dünya, mahkemete geçiyor değil mi? Böyle bir tane lazerle ışık ver, Kabe'den Beytül Mamur var, Ay'da. Orada da aynı böyle bir bina var, Beytül Mamur ama misali, aynı var. Kabe var yani orada, görüntü. Hadis var zaten. He? Beytül Mamur'da hadis var zaten, melekler hadis. Tavaf eder. Melekler orada tavaf ediyor, Beytül Mamur. Onunla lazerle dersen, şeyden geçiyor, Kabe'den geçiyor. Onun için dünyanın neresinde durursanız durun, Kabe, insanın rüküdeyken, kıyamdayken, secdedeyken, göğsündeki, göğsünden bir şua çıksa, hep Kabe'ye denk geliyor. Nasıl olur ya dedi bir tanesi. Dünya bu. Ha böyle adam dursa, göğsünden çıkan şua, lazer, dünya, Kabe burada olsa, buradan şey çıksa, bak göğsünden buna gidiyor. Eğil aşağıya, eğildiği zaman buradan lazerle gitse, eğildi mi buraya? Buradan dersen dünyanın merkezindeki geçen oraya vurur. Secdede zaten vurur. Ne yaparsan yap, o doğrultudadır. Kabe neyi ifade ediyor o zaman şu bina? O ruhu, o amud-u nurani, o manyetik boyutu, o koridorun unvanı ve alametidir yani o taş. Taş, aha buradadır deniliyor. Aha burada burada. Dur unutmayalım oraya bir şey koysana ya. Koy oraya. Koy oraya da unutmayalım oraya. Aha koydum buradan su çıkıyor. Ha puar suyu bugün yaptım da. Ha böyle su çıkıyor burada. Aha buraya koyalım. Burada unutmayalım buraya. Aha buradaydı. Ha? Öyle aradılar ya zaten. Sel olduğu zaman. Güya tahaccür etmiş erkan-ı İslamiyet avalimin içinde birer sütun elmas, onunla murtabittir zemin ile asman. Sözler 730. Yani onunla bağlıdır bu alametlerle, sema ve eğileriyle, zemin ve eğileriyle bağlıdırlar. Mesela bu meclis içinde söylüyor. Diyor ki Barla'da 273'tü değil mi? Diyor ki, sema ehilleri var ya sema, ruhani, meleklerin dışında ruhaniler de var. Zemin ve ruhanilerine diyor ki, ne mutlu size ki diyor. Risale'de geçen söyledi. Allah için bir iki kişi, bir iki nefes, bir iki dakika birbirine sevdirirler, Rablerini görüp gösterirler diyor. 250. Onun için, 259. Yani sema eli zemin ehline gıpta ediyor. Böyle bir meclis var. İlmi meclis var. Gıpta ediyor. İlmi meclis. Yani biz buradaki hareketlerimiz biz mi biliyoruz yani? Ötelerde karşılıkları var. Yani şöyle dedi. Mesela bu kitabı şair anlatacağım şimdi. Peygamber Aleyhisselam sünneti ne demek? Sünnetini anlatacağım. Onu tanımlayan da şairdir. Şu kitap bu tarafa göre farklı gözüküyor. Şunlara göre farklı gözüküyor. Ali kardeşe göre farklı olur çapraz. Ahmet'te göre farklı olur. En doğrusu nasıldır? Bu surettir, görüntü. Bunun hakikati var. Hakikat Esma-i Arş. Bu kitap arşta nasıl gözüküyor? Arşta. O zaman şöyle yapacak bu, bunu koyacak zat. Böyle mi koyayım, böyle mi koyayım, böyle mi koyayım? Nurettin. Şimdi buna bakarken ona da bakacak. Yerdeyken arş-ı azamı da temaşa edecek. İleri al, ileri al, Hasan, ileri al. Çirkin gözüküyor, indir, 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 indir. O almadı. Bu tarafa al, bu tarafa al. Şöyle yap. En düzgün tamam. Bu orada en iyi böyle gözüküyor. Bunun adı sünnet-i seniye. Bu. Bu hareketim sünnet-i seniye. Yani sureti bu. Kanuniyeti insanın ruhunda. Hakikati arşta. Mahiyeti arş-ı azamda. Bu nasıl en doğrusu hangisi? Nasıl olur? En doğrusu nasıl olur?
Onunla Gelani için söylüyor. Yerdeyken Arş-ı Azam'ı 90 sene terakkiden sonra yerdeyken Arş-ı Azam'ı temaşa ediyor. O zaman bu davranışın, bu hareketin, bu sözün doğru mu, yanlış mı? Oraya bakıp söylüyorlar Nureddin. Yoksa bir insanın her davranışı doğru olur mu? Olamaz. Oluyor. Olmaz kardeşim. Ama Resulullah var. Resulullah buradaki davranış oraya göre yaptığı için doğru. Her davranış en doğru. Yoksa düşünüş de olmuyor o anda. Sahabe bir şey soruyor, tak diye doğrusunu söylüyor. Hem de 23 sene önce söylediğini 23 sene sonra da aynı şeyi söylüyor. Üstad da görmediğimi yazmadım. Yok. Derken aynı öyle değil mi? Peki o aşağı giriliyor mu? Nefi mahfuza giriliyor mu? 16. lemada diyor ki nadir insanlar giriyor diyor. Lef ezeliye nadir insanlar giriyordu. İşte görmedim, yazmadım denen bu işte. Görüyor da yazıyor da. Yaz kardeşim diyor. Bir yere bakıyor diyor. Yazdın. Yazmadın uçtu gitti. Sizde bizde dilam olmuyor mu ya? Bir şeye teveccüh ediyorsun. Uğraşıyorsun olmuyor. Bir dikken keserken, çay keserken. Ne bileyim bir kahve içerken, otururken, oturduğun dağda bir şey, yürürken, hiç alakasızken, pat diye onun cevabı gelmiyor. Aa, hayret etmiyor musun? Ya. Benim birkaç defa oldu burada yani. Kaç ay önce göndermiştim soruyu. Elimde motor var yani, diken kesiyor. Lan kaldım ha böyle lan. Sonra motorun çarkı çalışıyor. Toprağı nereye vurduysa bağırınca anladım yani ama o yani kafam oradaydı. Bir anda baktım Allah cevabı geldi. Nasıl yani ilhamı anlatmak istiyorum. Ayasofya'da tecessüm, tasallup, tecessüt, tahaccür eden nedir? Yani Ayasofya'yı bu hale getiren nedir yani? Sağlam yapan, taşlaşmış, donmuş taş olmuş. Yani cihat ruhu, hamiyet ruhu, ondan korkuyorlar. Ayasofya bina açılmasından korkmuyorlar, bina bir şey değil. Bina ile kapanan, bağlı olan cihat ruhu vardı. O aktif oluyor, cihat, hamiyet. Acayip bir hal olacak, göreceksiniz, çok hızlı olacak. Şu an onun tezahürü var, Alem-i İslam'ın tezahürü var. Komutan. Acayip Alem-i İslam ya. Komutan gibi bir şey. Evet yani Alem-i İslam, şimdi Ürdün'le ne alakası var ya? Ermenistan'la ne alakası var? Yani şey Afganistan'daki adam gelip de burada namaz mı kılacak ya ağlıyor. Kurban kesiyor. Kurban kesiyor. Ne alakası var ya? Acemime gidiyor. Peki bir tanesine bugün söyledim de size müsaade edin de söyleyeyim. Aa biraz büyütmüyor musun dedi bu şeyi. Zatı dedi. Ben bir şey söyleyeyim de sen karar ver. Benim kafam çalışmıyor. Köylü olduğum için basmıyor kafam. Şimdi dedim çay toplamaktan geldim. Kafam o kadar basıyor. Balkonda. Dedim ki bir adam geldi burada kaç yüz sene ezan okunmuş. 1453 1934 değil mi? 500 mü küsür? Ezan okunmuş. Namaz kılınmış. Adam bir tanesi geldi burada ezan okunmayacak bundan sonra. Namazda secde yapmayacaksınız. Kur'an tilaveti yapılmayacak. Burada ilim olmayacak. Burada din, edep, İslamiyetle alakalı hiçbir şey olmayacak dedi. Hadi çıkın dışarı. Dedi. Senin zihniyetine göre sormuyorum. Bu adam İslam'a göre nasıl bir adamdır? Zihniyeti sormuyor. Bir adam da geldi. Burası cihadın, fethin sembolüdür. 500 küsür sene buradan secde yapıldı. Adamın hakkıdır. Hatta bedduayı da koydu buraya. Burada ezan okunacak, okunuyordu. Ben yeni bir şey çıkartmıyorum. Bu devam eden bir adet var. 86 sene durdurulmuş. Ezan okunsun kardeşim. Ne istiyorsunuz? Siyasette ne alakası var? Niye alet ediyorsunuz camiyi, Kur'an'ı alet ediyorsunuz? Niye siyasetinize, zihniyetinize, binayı, ezanı alet ediyorsunuz? Burada ezan okunmuyor muydu? Okunsun. Kur'an okunmuyor muydu? Okunuyordu. Burada diyor da dinliyor. Namaz kılınmıyordu he. Kılınsın bu bir şey yaptı yok ki. Gidin ya namazınızı kılın ya sizin namazınıza karışmam ben ya. Gidin ya istiyorsan namaz kılınıyordu kılınsın. Ezan okunuyordu ben yeni çıkartmıyorum. Zaten tapusu da kimin? İlk fetheden beddua da etti. Bunu diyor aslında yani burada namaz kılınıyordu. Kur'an okunuyordu.
Bunu değiştiren, bunu ortadan kaldırana ins ve cinnin, yerdeki ve göklerin laneti üzerine olsun diyor. Öyle mi diyor? Ha. Şimdi dedi ki adam bir tanesi, kapattın dedi ya, çıkın dışarıya. Ötekisi dedi, gülün çöle namaz kılın ya. İslam'a göre, sana demiyorum. İslam'a göre nasıl adam bu ikisi? İslam'a göre. Durdu, durdu, şunu söyledi, abi biz niye bu kadar bozulduk? İmana girdi. İnana, zırt bir şey yaptı. Tövbe tövbe, özür dilerim, abi demedi. Hocam dedi, biz niye bu kadar bozulduk ki? Bu kadar, çok basit bir misal anlayamam. Adamı ben yüceltmiyorum ki Allah'ını Kur'an'ı seversen ya, bana niye nasip etmedi? Niye sana nasip etmedi? Bir tane söyle diyor. Niye Hazreti Muhammed peygamberdir? E sen olsaydın ben soracaktım. Niye sensin ben değildim? Başta Hüseyin olsun. Niye o ben değil? He ya. Kim olursa olsun herkes bu soru soracak. Soru nerede bitecek? Bir tanesi seçecek. Peki niye seçecek onu? Hepimizden kaliteli olacak. Hiç hayatında yalan olmayacak. Var mı yalan sende? Konuşma o zaman ya. Sahtekarlık bizde. Yalan bizde. Ama ben niye olmadım diyorsun şimdi. Haram yiyoruz. Haram yiyoruz. Tartıda sözümüzde durmuyoruz. Televizyonlarda haramları seyrediyoruz. Küçük bir menfaatta en yakın dostumuzu satıyoruz. Kutsiyet, yani edeb şeyi bilmiyoruz. Ya ayıptır, örftür, bu benim yakınımdır, bu dostumdur. Basit bir dünya menfaat. Ondan sonra diyoruz ki, ya bu adama niye, bana niye nasip olmuyor? Değil mi? Herkese ayrı bir şey nasip oluyor. Adam dedi ki, gelin dedi, 500 küsür seneden beri burada ezan okun, okunsun dedi ya. Öyle bir şey, yeni bir şey yapmadı ki. Niye dedi sen dedi şahsı manevisine, niye bu ezanı durdurdun diyor ya. Senin tapulu malın mıydı diyor. Babanın malı mıydı burası? Adamın malı. Fethetti. O da dedi ki, şahsı manevi dedi ki, ben de fethettim. Zihniyetimi uyguladım. Kılınmayacak dedi. Tamam, ey. Fethettin sen, hakkındır senin. Ben de geldim, fethettim. Benim de gücüm var. Şimdi kılınacak. Bu da fethin alameti kardeşim. Daha Lazca mı olsun ya? Türkçesini söyledim. Fethi oldu demektir. Allah Resulü İstanbul ikinci defa fethedilecek. Ona kim alacak ya? İstanbul alındıktan sonra kim aldı ki? Allah Resulü iki defa fethedilecek diyor. Tekbirlerle fethedilecek diyor. Tekbirlerle açılacak yani. Lazcası, Türkçesi, Arapçası, Kürtçesi bu. Yani ben kimseye tam etmiyorum. Allah. Ama birilerinin hatırı için de hadis-i şerifte de geçmişine küfür etmiyor. 10 kişi olmadıkça diyor kıyamet kopmaz. Bir tanesi de şu. Gelecek nesil geçmiş nesline küfür etmedikçe kıyamet kopmaz. Başka? Çalgıcı aletler şey çoğalmadıkça, bir milletin en alçağı ilk adamı olmadıkça ne hadisler var? Şimdi Ayasofya'da tecessüm, tasallup, tecessüt, tahaccür eden nedir? Yani Ayasofya bu manaya taşıyan nedir diyor. 11 sayfayı böyle zaten okuyamayız. Ya. Daha bir sayfa anlamıştım. Ne acayip bir şey değil mi? Yani Ayasofya imkanınız varsa gidin şahit olun açılmasına, tanıklık yapın uydurukçasına. Kim ne kadar kutsi zatlar orada bulunacağını bir bilseniz, öyle 3-5 kuruş dünyevi işiniz için onu teyir etmezdiniz. 3-5 kuruş bir şey. Bu ne demektir yani bir bilsen ya. Ben ilmi masamı kapatıp gidiyorum. Çünkü normal bir baraj açılışı değil bu. Uçak fabrikası, araba fabrikası değil bu. Orada şahit olacaksın. Açılışına değil. Açılışında bulunacak bulunacak o ruhanilere, o fotoğraflara, alemi gaybtan çekilen fotoğraflara şahit olacaksınız. Vazifenin devredildiğine, vazife verildiğine şahit olacaksınız. Zübeyir abinin bir sözü var ya, bir şey de diyor ötesi, maddeden ziyade maneviyat tesir eder. Evet. Maneviyat ruh yani. Mesela tabii orada mesela bir çocuk görse, Ayasofya falan, o açılışa gelen bir çocuk düşün. Onun ruhundaki o şairi, onun anlamı, hakikatını sen 100 tane derste sokamazsın. Onun şairin
tamamen ihlaslı bir ders veriyor şair. Şu anda karşı çıkanlar öyle gelse belki de 180 derece değişecek. Tabii değişecek ama gidemez ki, yanaşamaz. Veyahut abi mesela o kadar yani şuurlu insan, yani çoğusu oraya gidenler şuurlu diyelim yani. Bir araya gelmesiyle oradaki ortaca mana. Dua, mana, tabii, atmosfer. Mesela ona ait bir misal Mehmet. Kabe'de Allah aşkına gittin değil mi sen? Herkes çıksın. Tek sen tavaf et. Hacı Resul senin için anlamı var mı? Hacı Resul'te o anlamı yükleyen, kalplerden çıkan imanın yekünüdür orada. Kutsiyettir. Bütün kalplerden çıkan imanın tecessüm etmiş, tasarruf etmiş hali o. Orada cem onu, orada bizi birleştirmiş. Tek kalın ya, bir hayal et ya. Kabe'de teksin, tavaf et bakalım. Mesela şeyler yazarken sembol simgeleri Hira Dağı'na çıkmıştım. Yani orada yazamazsın, şey yapamazsın, papango. Oraya hayal edeceksin, Resulullah'a hayal edeceksin. O İslam'dan önceki zulme hayal edeceksin. Resulullah'ın haletiyle boyanacaksın. O libası giyeceksin. Giy. Ondan sonra yani böyle bir şey yok, Cebrail yok, şey böyle bir beklenir. Bir anda birisi karşına dikildi. Ancak böyle okunan ders hayal ediliyorsa, ne anlatılıyorsa onu hayal olursa, hayal edersen, onun içine girersen, o zaman o sana keyif veriyor. İlhamlar geliyor o zaman. Öyle gelmiş. Peki okuma yazması var mı Kur'an'a göre? Okuma yok. Peki Cebrail Aleyhisselam bilmiyor mu bunun okuma bilmediğini? Biliyor. Ne oku diyor? Teklifi malaytak. Yani olmayacak bir şey söylüyor. Okumayı bilmediğini bilmiyor mu? Biliyor. Bir okuması olmadığı halde adam, ona diyor ki oku. Bilmiyorum diyor. Tamam. Ha bilmedi söyledi. Oku diyor. Bilmiyorum dedi. Bir sıktı. Bilmiyorum dedi. Bir daha sıktı. Ne alakası var sıkarak adam okumayı bilmeyen okumayı mı öğrenecek? Oh. Üçüncü kez sıkınca İkra bismi rabbikellezi halak ilahirayet okumaya başladı. Ne oldu ya? Ne demek oku sıkmak ya? Toprakta sıkıyor herhalde çekirdeği. Nasıl fırlatıyor şeyi içindeki ağacı? Toprak sıkmıyor çekirdeği. Toprak ölüyü sıkmıyor. Toprak açılmıyor. Ufak bir sıkıntı seni sıkmıyor. Ufak bir mutluluk seni açmıyor. Aynı şey. İçindeki hakikati patlattı işte. Yükledi yani sirayet var, sirayet. Sirayet, ilmin temsilcisi kendi hakikatını kopyala yapıştır. Öyle telefon var ya, Samsung var galiba. Böyle birbirine koyuyorsun, bütün en büyük videoyu dahi tak diye aktarıyorsun. Hatta batarya da aktarabiliyorsun. Pili bitmiş, koy altına ya Celal, benim telefon, abi bende eksik olmasın da. Yeni çıkanlarda var. Veya %70 sende olsun benim bataryam, yapıştır. Tak aktarıyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapıştı. Cebrail Hoca bütün kopyala yapıştır. Adetullah ya. Ya neler ya. Sen denileni yap yeter ya. Burayı okumuştuk. Ha. Ayasofya İslamiyet alim olmuştur. İslamiyet ile tecessüt etmiş ve mürur zamanla İslamiyet'e cilt olmuştur. Ayasofya İslamiyet'in gömleği değil, cildi. Camiler gömlek. Kabe, Mescid-i Aksa ve Ayasofya cilt. Donmuş, olmuş. Camiler yıkılmış Cumhuriyet döneminde. Ahır yapılmış. Onu muze yapılıyor. Onu yık. Ne? Ustad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki 234'tü değil mi 2. emirde? Ayasofya 36. Muzahrafattan temizle diyor. Muzahrafat lugata bakarsanız putane. Bak şimdi. Bir şair de var. Necik Kız Fazıl mı diyor. Açıldığı zaman mahzenindeki tarih fışkıracak diyor. Ne biliyor musun?
devletle savaş yaptığı zaman galip olan mağlup ettiği devletin dini, örf, anane, alametlerinin ünvanı nedir Simge? Onları alırmış, deposuna kaldırırmış, müze yaparmış. Onunla şöyle diyormuş, bak senin dininin simgesini, örf, adet, ananelerin hepsini al burada. Onlar nasıl benim ayağımın altında depoya koydum, onu kilitledim. Senin kafandaki, kalbindeki bunun manasını da kilitliyorum. Ama burada durduğu gibi sen de öyle. O deponun adına, o kutsi şeylerin, kutsiyet ünvanların konulduğu yere muzahrefat deniliyor. Putane diyoruz da. Muzahrefat putanesini. Ayasofya'yı putaneye. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilim meclisi ve ulemanın toplanıp da dışarıdan ve içeriden gelen sorulara cevap verildiği yerin adı neydi? Darül Hikmet-i İslamiye. Onu kızların mektebine çevirilmiş. Birisi çevirmiş. Ayasofya putaneye. Meşiyet dairesinin kızların lisesine çevirmiş. Ey Menderes, korkunç bir afat, bela geliyor diyor. Her insanın sadakası belayı def ettiği gibi bir devletin de belasını sadakayla def edeceksin. Bu Ayasofya diyor, bu devletin sadakasıdır. Asliyetine dön der, gelecek belayı def et diyor. Söylüyor üstad. Menderes'e söylüyor emirdandım. Yani bir insanın sadaka yok mu abi? Belayı def ediyor. Başka hastalığınızı tamir edin diyor, tedavi edin diyor sadakayla. Rahmeti celb edin diyor 3-4 tane sıfatı var. Devlet de insan gibidir diyor. Devlet, Ayasofya Bey diye de. Onun diyor bela ve musibetin hastalığını, belasını sadaka ile, ne ile? Ayasofya bu devletin sadakasıdır diyor. Onunla def et diyor. Şimdi seyredeceksin ya. Şimdi seyret. İttihad-ı İslam'ın ayak sesidir de daha nasıl olacak ya? Afganistan'dan, İran'ın Sünni ulemasından, Yemen'den, Mısır'dan birisi vardı, aradı beni. Ondan sonra tanışmıştık oraya gittiğim zaman. İvan Müslüman. Onlar beni de tebrik etti. Yani İttihad-ı İslam'ın ruhunu görmüyor musun? Adam alıyor ya. Ben burada pazarda benim Müslüman alamıyor. Afganistan'da adam alıyor ya. İran'da alıyor ya. Ulema vaaz ederken normal bir kurban kesiyor. Bu adam orada kurban kesiyor. Ben daha buradan oraya iş yapamıyorum. He ya, şu Ayasofya diyor. Basit, basit sanıyorsunuz. Kafalar basit. Bir şeyi ne olduğunu anlamanın başka bir yolu da şudur. Onun düşmanlarına ne oluyor? Ne kadar rahatsız oluyorsa bilin bu senin için o kadar kıymetli. O ne kadar aleyhinde konuşuyorsa sen de en az onun kadar lehine konuş. Korkma. Onlar düşmanlarını çok iyi tanıyor ama biz düşmanlarımızı iyi tanımıyoruz. Biliyoruz elhamdülillah. Yani evet. Bilen var da yani. Evet. O bilen yetiyor zaten. O bu kadar denilirse yetiliyor. Elhamdülillah. Benim için ne diyorlar biliyor musun? Biliyor musun? Ayasofya hakkında böyle 5-6 tane saat dersim var. Dedim ki orada siyasi bu Ahmet Mehmet'le işim yok ya, hiç olmamış benim ya. Siyasette ne işim var? Adam ama kafayı sokmuş ya bir yere şahsa. Şahsa dinini yüklemiş ya. Dinini o şahsa vermiş ya. Dedim ki kim ise bilmiyorum. Tarihte burada da hep söylemişim. Kim açarsa siyasi Mehdi olur. Onun karşıtı, onun düşmanı kim ise o da Sufyan'ın 4. rüknüdür. Ne diyor? Metsup diyor. Metsup. Hı hı. Görüşürüz seninle ahirette. Metsup sen misin ben miyim? Metsup sen misin ben miyim? Aynı zat bu metsupluktan çıkmış. Filozoftur diyor ya. Felsefecidir diyor. Felsefe yapıyor diyor. Ulan metsupla felsefe ikisi zıt ya. Ya mektubu iyi oku. Düşmanın da en azından dinini öğren. Mevlana gibi. Edebi nereden öğrendin demiş. Edepsizden demiş. Nasıl öğreniyor? Tersini yaptım demiş. Abdülhamit ne yaparmış? Yapacağı işi Rus büyükelçisine sorarmış. Onun tersini yaparmış. Tersini yaparmış. Ya biz bilmiyoruz kardeşim.
bu memleketin böyle sahipsiz olmadığını, teşkilatı mahsusu olduğunu, ihtarlar heyeti olduğunu, çeşitli manlar, yediler, kırklar. Bunları CHP'ye soruyorlar. Onaylamasa yapıyorlar, onaylamasa yapmıyorlar. CHP, evet. Soruyorlar. Evet. Onaylar. Abdülhamit şey, Rus şeyine sorarmış. Tersini yaparmış. Şimdi bunlar CHP onaylarsa, tamam. Hayır, tersi. CHP birisi doğru demişse o da o. CHP çok ağırdıysa bunu yapacağız. Ya. Elfaz-ı Kur'an, burayı da okuyayım tamam oluyor. 11 sayfanın bir sayfasını okumuş olacağım. 10 sayfası sonra kalacak. Yani Ayasofya'yı bu hale getiren sebep neymiş diye soruyor. Soru sorduk. Diyor ki, Elfaz-ı Kur'aniye, yani Kur'an'ın lafızları, ifadeleri veya tesbihat-ı nebeviye. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Yani sünnete ait tesbihler, lafızları, Kur'an veya hadisin lafızları camit libas değil. Böyle subhanallah. Mesela Allah yerine Tanrı olsa onu taşır mı? Tanrı ile Allah arası olmaz ama benzetme. Nüfus kağıdı ile Ali kardeş senin iç alemini. Mesela sokakta bir tane senin nüfus kağıdını görse. Ha, babası şu, annesi şu. Böyle bir adam yaşıyor. Yaşı varmış falan. Ama senin hissiyatını, ruh boyutunu, nüfus kağıdını tanımlayabiliyor mu? Tanrı ile Allah da böyle. Tanrı yani demek ki bir kutsi bir şey varmışsa içeriğine Allah ancak şey. Şimdi diyor ki Elfaz-ı Kur'aniye ve Tesbihat-ı Nebeviye lafızları camit libas değil cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki mururu zamanla cilt olmuştur. Tesbihler var ya tesbih peygamberi veya ayetler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye insanın ruhuna elbise değil, ruhuna cilt olmuş. Mururu zamanla, zaman geçtikçe insan haberimiz olmuyor. O ruhun elbisesi oluyor. Yani şey, cildi oluyor tabii. Cildi. Ciltle bak, canlıdır. Yırtılınca kendisi tamir eder. Beni tanımlar. Bu da cilt. Benim ruhumun göstergesidir. Ama bu gömlek öyle değil. Cansızdır ya. Bu canlı cansız. Bu benim ruhumu yansıtmaz ama bu yansıtır. Bakın demek ki tesbihat-ı Kur'aniye, tesbihat-ı nebeviye, elfaz-ı Kur'aniye mururu zamanla o lafızlar dine cilt olmuş. İmana cilt olmuş. Libas değildir. Fakat cilt değilse vücut zarardır. Sen gömlek değiştirebiliyorsun. Ama cildi değiştirsen zarardır. Belki namazda, peki hangisi? Namazda, ezandaki gibi Tanrı uludur, Tanrı uludur. Niye bunu yapıyorsun? Namaza çağırmak için. Namaza çağırmak için zaten vardı. Niye değiştiriyorsun? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Farkı? Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler, yani bu lafızlar, manayı örfülerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez. Değiştirilse ne olur, değiştiren ne olur? Mektubat 340'te söylüyor. Burada söylesem kitaptakini diyemiyorum. Ya. Demek ki namaz ve ezanlar, elfaz-ı mübarekeler, yani mübarek lafızlar, manayı örfülerine, onun ifade etmiş olduğu manaya libas değil, cilt olmuşlar. Mektubat 340. Kardeşim şu anda devam ediyor. Peki bu kadar yeter. Çünkü bakayım saat ne oldu? Ay geçti. 11 sayfanın 1,5 sayfasını okudu. Ayasofya. Ya Ayasofya. Neydi? Kasım Lugat'ını söyledi. Hikmet neydi? İlani hikmet. Kim söyledi? Evet, İlani hikmet. Kimin unvanıymış bu? İlani hikmet. İsa Aleyhisselam. Onları da rencide etmemek için onları da şey yapmış. Ayasofya'nın lugat manası, yani Ayasofya'yı Fatih koymuş bu ismi. İlani hikmetmiş.
Bu da İsa Aleyhisselam'ın simgesidir. İsa Aleyhisselam'ın davasıdır. Ve şair İslamiyedir. İslamiyete libas değil, cilt olmuş. Ama zavallı var ya zavallı, bunu da demeden bitirmeyeceğim. Zavallı, hevallahi zavallı, siyasi kafasını veya dinini bir Ahmet'e Mehmet'e koyduğu için Ayasofya'nın açılmasına sevinemiyor imanı bu olan bir kardeşim. Yani imanı var, Ayasofya'nın açılmasına sevinemiyor, üzülüyor, bürküklük şey yapıyor. Niye benimki açmadı? Siyasi düşünüyorum. Siyasi yani. Siyasi ya benim dindi. Kardeşim siyasi manevralarda olan siyasidir. Ben kürsüde olmam önemli değil. Siyasi alana da şey. Siyasetteki liderim açmadı diye Müslüman olduğunu iddia eden kardeşim Ayasofya'nın açılmasına sevinmiyor ama Ortodoks Kilisesi ve o milliyetçi din, o Hristiyan şeyleri düşman. Onlarla beraber gözüküyor. Açılmasını onlar da istemiyor, bu da istemiyor. Ama zahirde ifade etmiyor. Vallahi ben imandan insan şüphe eder ya. Bir tanesi bana dedi ki, abi dedi, hürriyettir. İşte o zaman hürriyet, cumhuriyet, sözcü bile. Aleyhinde boy boy gene resim şey yaptılar diye abi. Elhamdülillah dedim o zaman. Yoksa imanımdan şüphe ederim ya. Cumhuriyet sözcü beni methetse, vallahi imanımdan şüphe ederim ya. İnan bana, falanca beni methediyor. Ben şüphe ederim kendimden ya. Yapma ya, ben nerede taviz verdim ya? Anladın mı? Ama bak, Godesa sana kar, aferin falanca hoca, X, aferin sen. Ve manşet atıyor. Bizim ben onu saklıyorum o gazetenin kopuğunu, gazete manşet. Godesa sana kar, aferin falan hoca. Bravo, bravo. Ha bravo, bravo. Bravo bilmem ne hoca. Allah Allah. Çok garip ya. Ebu Cehil peygamberi methetse kime peygamber olmuş ki o zaman? E tamam da İslamiyet'e zıt olanlarla dost isem sen tamam da kim için uğraşıyorsun? Kime savaşıyorsun ki? Sen, düşmanın kim kaldı ki? Anladınız mı? Sen bir yere mücadele ediyorsun. Mücadele ettiğin safın yok ki. Onunla berabersin. Onunla oturuyorsun, televizyondan çıkıyorsun, röportaj yapıyorsun, onlar seni methediyor, sen onlara gidiyorsun, konuşmuyorsun. Tam da o zaman sen kimlere karşı savaşıyordun ki? Kimdi ki senin karşısında? Onlarla berabersin. E kimse kalmadı, onlarla beraber oldun. Ne güzel demiş Allah razı olsun. Demiş ki, bilmana, ulema iki şeyde 14. mektupta sözde söylüyor. İlk önce yani deprem bahsinde söylerken, İlk önce ben öyle düşünmüyorum ama ya siyaseten onun aleyhinde bulunur. Tamam, onların. Sonra artık ya onlar o kadar da değil ha. İltizam eder. Sonra onlar gibi düşünmeye başlar, insaflama iltihak olur. İlk önce fiilen. Yani onlar gibi değilsin ama onlar gibi yaşıyorsun fiilen. Sonra ya onların o kadar karşısına bulunma ya. Üstad diyor ki, onlarla bizim aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasarayı temin edemezsiniz. Ya biz onları düzeltiriz. Onlar düzelmez. Eğer düzeliyorsa o dereye sen düşer boğulursun. 123 müydü Mesnevi Nuriye? Onlarla bizim aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasarayı temin edemezsiniz. Ya onların safına iltihak edersiniz diyor veya oraya düşer boğulursunuz diyor. Avrupa adaveti devam etmeli. Asya muhabbeti devam etmeli. Adaveti. Ona korunuyoruz. Şimdi düşman dediğin safta eskiden beri onu düşman biliyordun. Şimdi onunla beraber oldun. Ne oldu? İlk önce fiilen onları yani ben onlar gibi düşünmüyorum ama öyle yaşıyorum. Şimdi Müslüman oluyor ya. Sonra yaşaya yaşa Hazreti Ömer'in dediği gibi yaşadığına inanmaya başlar. İltizamen depremin gelmesinin sebebi söylüyor. Fiilen, iltizamen. Sonra fiilen oldun.
Ona uygun da fikirleri beyan etmeye başladın, ona dönüşürsün. İltihake. Ondan sonra musibet-i amenin teşdidine veya devamına sebebiyet veririz. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs salavâtu.